Washington'daki Ulusal Yapı Müzesi'nde düzenlenen bu etkinlikte olduğu gibi birçok yaş grubundan çocuklar geleceğin teknolojisini bugün yaşıyor. Çocukların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına ilgisini çekmek için robotları kullanıyoruz. Washington'daki Infamous Robotics'in sahibi Anthony Nunez, çocukların teknoloji alanına ilgi duyması için bu etkinliği düzenleyenlerden. Çocuklara robot yapımında ne gibi aşamalar olduğunu öğretmek için robotların kendisinden ve parçalarından yararlandık. Çocukların eğlenceli anılarının eğitime katkıda bulunması çok önemli. Gençlerin içindeki cevheri ortaya çıkarıp işlemek gerekiyor. Kongre üyesi Jim Moran, teknolojiye bağlı istihdamın ateşli destekleyicilerinden. Yaratıcı beyinlere yatırım yapmaya çok genç yaşta başlamalıyız. Bu iş insan beyninin bir sünger gibi her şeyi emdiği aşamada başlamalı. Gelecekte oyuncakların nasıl olacağını öğrendim. Pennsylvania Üniversitesi öğrencisi Quentin Lindsay, robotları farklı işleri yapmaları için programlıyor. Lindsay'nin başka amaçları da var. Robot teknolojisinde bir sonraki büyük adımı atabilmek için yapay us ayarında bir sıçrama yapmamız lazım. Örneğin robotun daha önceden yapmayı bildiği becerilerin üstüne en az seviyede insan katkısıyla yenilerini eklememiz gibi. Lindsay'e göre gelecek nesiller teknolojiye şimdiden katkıda bulunmalı. Gençlerin teknolojiyi erken yaşlarda sevmesini sağlamak ve bu sevgiyi lise ve üniversite çağlarında da sürdürmek çok önemli. Çocukların ne kadar öğrendiği önemli değil. Asıl önemli olan iyi vakit geçirmiş olmaları ve belki de gelecekteki büyük buluşların tohumlarının bu beyinlere atılmış olması. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.